ömrümüzün şu saatinde sizlerle yaşasın hayat demek için NTV'de buluştuk. Bundan sonrasına da şöyle bakacağız. Zira tüm dünyada ömür süresi, yaşam süresi uzuyor. Ama neye? Sağlığa mı, hastalığa mı? Ömür sürelerine baktığımızda Akdeniz ülkeleri şanslı. Bizler 78 yıllarda çıkıyoruz karşımıza ortalama yaşam süresinde. Bunu daha sağlıklı, daha uzun ömürlü bir şekle dönüştürebilir miyiz? Profesör Doktor Osman Müftüoğlu farkıyla Yaşasın Hayat'ta konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Dediğim gibi Akdeniz ülkeleri daha şanslı. İspanya ilk sırada geliyor. 83,2 yıl ortalama ömür. Biz evet. TÜİK verilerine göre 78 yıldayız. Bu uzamış hali. İyi zaman. İyiyiz değil mi? Tabii. Kadınlar daha şanslı. Başladığımız noktaya göre iyiyiz. Yani 1924 sayımındaki ortalama yaşam süresi 48-52 yıl arasında olduğunu düşünüyoruz. Yani 52 yıldan 78 yıla çıkmışız. Nereden nereye? Cumhuriyet sayesinde bu biraz. İyi mi? Cumhuriyet sayesinde. Evet. Uzun ve sağlıklı bir yaşamın 10 sırrı ne? Konuşacağız. Yaşasın Hayat başladı. Daha sağlıklı olmak için sağlıklı haberlerden de bir doz almak lazım. 5 haber var. İşte o ilk haber kadınlar diyor. Kadınlar arasında kalp damar hastalıklarında ilk sıradayız. Ne kötü geldi ilk kötü haber abi. Değil mi? Niye böyle Niye sorusunun böyle? Cevabını verelim önce. Bir kere obezite konusunda biraz arızaya geçmiş durumdayız. Özellikle orta ve alt gelir grubundaki kadınlarımızda kilo fazlalığı ve obezite tehdidi inanılmaz bir hızla büyüyor. Bu birinci sorun. İkinci sorun kadınlarımız erkeklerle yarışıyor. Erkeklere bıraktırmaya çalıştığımız sigarayı artık kadınlar da çok içiyor. Başa baş hale geldiler. Yani erkeklerde kadınlar kadar sigara içen bir cins haline geldiler. Bu da çok büyük bir hata. Yani kadınları koruyan nedenlerden uzaklaştılar diye düşünüyoruz. Yani erkeklerin kötü yaşam koşullarını kadınlar geçtiler. Ve Avrupa'da da maalesef birinci oldular. Evet, ne yazık ki. Geldik ikinci habere. Bu kez stres çıkıyor karşımıza. Stres zonaya yol açıyor diyor. Son zamanlarda artmasının Çok nedeni yani. De Kesinlikle stres değil mi? Var. Şimdi zona virüsü bizim vücudumuza daha çocukluk çağında giren su çiçeği virüsünün varyasyonu. Yani o virüs, o virüsün değişken bir şekli. Zona zoster virüsünün adı. Ve zona virüsü pusuda bekliyor. Yani biz bağışıklık sistemimizde biz ona karşı gardımızı almışız, o da bize karşı almış. Ne zaman biz zayıf düşersek o bize çakıyor. Ne zaman zayıf düşüyoruz? Ne zaman bağışıklık sistemimiz zayıf düşerse o zaman. Bağışıklık sistemi ne zaman zayıf düşüyor? Ağır üzüntüler, şiddetli depresyonlar, şiddetli stresler ya da ağır üşütmeler, mikrobik hastalıklar ya da bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, kemoterapi ilaçları, kortizonlar filan. İşte son zamanlardaki yaygın zona meselesinin bence arkasında doğru bir haber bu. Ciddi bir stres yoğunluğu, depresyon yoğunluğu var diye düşünülüyor ve de çoğaldı zona. Ve aşısı da var, onu da bir gün konuşalım. Zona aşısı artık var, ülkemizde de yapılıyor ve zona aşısından imkan olanların faydalanması ve zona aşısının mutlaka yapılması gerekenler var. Onları da bir gün konuşalım. Onların da yaptırması lazım. İsterseniz kışa girerken bir aşılama programı yapalım. Yapalım. Bir grip aşısı, zona aşısı, zatürre aşısı bunları biraz daha farkındalık yaratmaya çalışalım. Evet. Doğru bilinen doğrular olsun. Konuşalım. Değil mi? Kafalar karışmasın. Bir başka habere geçtiğimizde üşüme çıkıyor karşımıza. Sürekli üşüme hali kansızlık belirtisi olabilir evet. diyor haber. Hep bunu söyleriz değil mi? Yani doğru bir haber mi? Çok doğru bir haber. Yani çok pas geçildiği için galiba burada bir uyarı yapmış haber. Üşünme demir eksikliğinden olursa özellikle kansızlığı çok yapıyor. B12 eksikliğine bağlı kansızlık yani da üşüme yapıyor ama demir eksikliği kansızlığı daha net ve açık bir üşüme nedeni. Bir de akıllarında olsun tiroid tembelliği de üşütür. Öyle mi? Yani ya herkes böyle sıcaktan bunları yiyorken ben üşüyorum diyorsanız gidip bir tiroidinize baktırın. Hipotiroidinin en gizli, en sinsi işaretlerinden birisi üşümedir. Yorgunluk ve üşüme. Yani üşüyen, yorgunluk hisseden kişi bir, kansız mıyım? İki, tiroidim iyi çalışıyor mu? Kontrol ettiriz. Çok önemliydi. Geldik bir diğer habere. Diyor ki haber, her obez şeker hastası değil. Yani böyle bir sonucu yoktu. Tabii ki. Şimdi obezitenin farklı tipleri var. Bir metabolik
bozuklukla giden, karın ve bel çevresi büyümesiyle giden, hani bizim o tarifimizde elma şeklinde kilo alma işi var. Bir de armut şeklinde alt taraflardan alma var. Şimdi vücut iki türlü yağ biriktiriyor Melda Hanım. Bir cilt altında biriktirdiğimiz yağ var. Bir de karın içinde, organların içinde ve çevresinde. Diyabete yol açan obezite, karın içinde, pankreas çevresinde, karaciğerde ve mezanterde, omentumda aşırı kanın, yağın biriktiği durum. O nedenle her obezin diyabetli olması diye bir şey söz konusu değil. Ama karın içindeki şu kadarcık bir yağ bile sizi diyabete götürebilir. Nerede dikkat olduğu önemli o ya. Evet, nerede biriktiği önemli. Doğru. Beşinci habere baktığımızda 50 yaş üstü kişiler için dikkat diyeceğiz. Zira diyor ki haber, böbrek kistleri 50 yaş sonrası yaygın bir sorun. Ne kadar yaygın? Şöyle aslında bu haber galiba şöyle yorumlasak daha iyi olacak. Bu kist meselesi insanların çok merak ettiği şeyler. Kistlerin çok mühim olanları da var. Çok lüzumsuz, anlamsız, hiçbir anlam ifade etmeyenleri de var. Örneğin bir kadında yumurtalıkta çikolata kisti varsa, oha bir dakika ne oluyor filan deriz biz. Ama böbreğimde kist var hocam, pek de ciddiye almayız. Şunu anlatmak istiyor bu haber. Ultrason yaptırdığınız yıllık check-up'ınızda, size dedik ultrason yapan doktor hanım veya doktor bey, Melda Hanım böbreğinizde kist var. Olabilir, niye? Saçlarımızın beyazlaması gibi yaşlanan böbrek kistleşiyor. Öyle mi? Evet. Ne bileyim, tüylerimizin azalması gibi, cildimizin kırışması gibi düşünün onu. Ne zaman ki o kist büyüdü, idrar yollarına baskı yaptı, çevreye baskı yaptı, bir fonksiyon bozukluğuna yol açtı, ya içi boşaltılıyor ya da ameliyatı alınıyor. Ama öyle kolay kolay da her gördüğünüz kisti ameliyat teklif edilince üzerine atlamayın, bir başka doktordan fikir alın. Yani böbrek kistlerinden çok korkmayın. Özeti budur efendim. Evet. Haber önemli bir ayrıntıyı, bilgiyi de beraberinde getirdi. Hemen geçelim sağlık gündemine, çünkü uzun ve sağlıklı ömür için 10 sır diyeceğiz. Sağlık gündeminin manşetinde uzun ve sağlıklı yaşam var. Hepimiz duamızı bunun için ederiz değil mi? Uzun ve sağlıklı bir ömrümüz olsun diye, çocuklarımızla, sevdiklerimizle birlikte. Ama bunu yapmak yeterli mi? Neler yapmak lazım? Tabii duamızı edelim ama bir şeyler de yapmak lazım. Bunun 10 sırrı var. O sırda Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nda. Paylaşalım ama isterseniz o duayı önce sağlıklı ve uzun diye değiştirelim. Çünkü önce sağlık lazım. Doğru. Uzun olup daha sağlıklı bir ömrün insanın başına bela olması da mümkün. Çok tatsız bir şey. Ömürler uzuyor, sağlık sektörü bunun için ne diyeyim? Ona göre hazırlık yapıyor. Tabii çünkü sağlık sektörü büyüyor, hastalığa uzuyor ömürler. Şöyle Melda Hanım, ömrümüz uzuyor ama örneğin 18-24 yaş arasındaki dönem uzamıyor. Ne yazık ki. Ne güzel dönem. Keşke değil mi? Olsa. Veya hadi onu bırakalım, 30-40 yaş döneminde uzamıyor. Uzayan 60'tan sonra. Ben şuradan sonra istiyorum, olmuyor. Olmuyor. Uzayan 60'tan sonrası. Yani sorunlara açık olan, bizim problem yaşama ihtimalimizin yüksek olduğu dönemde ömür uzuyor. Gençliğimizi uzatamıyoruz. Mesele o. Lazım mı? O ayrıca tartışılabilir. Ama bilmemiz gereken şey şu. Ömürler uzayacak. Yani siz ne yaparsanız yapın, kendinize kötü de baksanız, arızaya da geçseniz, yeni hayat bir takım arızalarıyla birlikte size daha çok hijyen, daha çok eğitim, daha çok sağlık hizmeti, daha temiz su, daha temiz hava vesaire sağlayarak ömrünüzü uzatıyor. Bu sadece Türkiye'deki insanların ömür uzuyor da değil. Afrika'daki ortalama kabilelerde bile bir ömür uzaması var. Çünkü eski oranla veba, çiçek, sıtma, kıtlıklar, salgın hastalıklar falan kalmadı. Bebek ölümleri düştü. Bu nedenle ömür uzuyor, ortalama ömür. Burada mesele şu. Biz bu uzayan ömrü nasıl daha sağlam, sağlıklı, son nefese kadar kendimizle barışık, başkalarına yük olmadan geçirebiliriz. Bunun hazırlığı bizim elimizde. Yani biz bir köşede başkalarına yük olan yorgun, bitkin bir ihtiyar mı olacağız? Yoksa güçlü bir yaş alan mı olacağız? Yaşlanan da değil, yaş alan mı olacağız? O bizim kararımızla az çok bağlı. Tabii ki biraz genetiğimize de bağlı. Değil mi? Biraz aslında ilk nefesle birlikte o genetik miras. Hani bağlı. Kader mi değil mi dediğimiz noktada. Kader değil genetik miras, onu bilelim ama genetik de etkili. %30'u geçmiyor. Bütün çalışmalarda net açık o. %30'un üzerinde söz sahibi değil ömür süresinde. Peki ne yapmalıyız da biraz daha bu işi daha sağlıklı
mümkünse o uzun ömrü geçirebilmeliyiz sorusuna cevap aramalıyız. Uzun ömre değil de uzun ömür zaten olacak da nasıl daha sağlıklı geçirebiliriz? Birinci sırrı siz söylediniz programa girerken. Sırrın birincisi Akdeniz'de. Akdeniz tipi besleneceğiz. Yani bütün araştırmalar gösteriyor ki dünyadaki en uygun uzun ömür beslenme tarzı Akdeniz tipi beslenme tarzı. Yani zeytinyağı ağırlıklı, balık ağırlıklı, sebze ağırlıklı, bakliyat ağırlıklı, haftada 2 gün, 3 gün kırmızı ete de yer veren bir yaşam beslenme tarzı Akdeniz'de. Birinci sır Akdeniz'de. İkinci sır kimde hocam? Nerede? İkinci sır bizde. Nefsimizde, kimliğimizde, kendimizle olan ilişkimizde, farkındalığımızda, yaşama bakış tarzımızda, yaşamı algılama, hayatı nasıl gördüğümüzde. Yani eğlenip eğlenemediğimizde, gülüp gülmediğimizde, endişeli mi kaygılı mı olduğumuzda vesaire. O ikinci sır çok önemli. Biz çok önemliyiz. Biz bir bütün olarak önemliyiz. Beden olarak önemliyiz. Ruh olarak önemliyiz. Sadece bedeni de uzun ömrün anahtarı gibi görmemiz lazım. Üçüncü sır egzersizde. Bu programda fırsat buldukça tekrarlıyorum. 60'ından sonra can boğazdan gelmez gider. Doğru. Eğer can gelsin istiyorsanız mutlaka yürüyeceksiniz. Aktif bir hayat süreceksiniz. Yürümekle de yetinmeyeceksiniz. Fırsat buldukça yüzeceksiniz. Fırsat buldukça hafif yokuşlar çıkacaksınız. Fırsat buldukça çömelme kalkma egzersizleri bu stüdyoda yaptık onu. Kaslarınızı çalıştıracaksınız. Hafif ağırlık yapacaksınız. Yani bir şekilde bu beden makinanızı aktif tutup paslandırmayacaksınız. Yani bu egzersiz sırrını da hiçbir zaman unutmayacaksınız. Dördüncü sır düşüncenizde. Sizin hayata hangi pencereden baktığınızda, hayatınızın içini nasıl doldurduğunuzda, hayatınızın hikayesini kendiniz mi yazdığınızda yoksa başkalarının yazdığı bir hikayede figüran olarak oynadığınızda. Size bağlı o. Ama bunu şunu iyi bilmeniz lazım ki verdiğiniz kararlar sizin hayatınızı etkiliyor. Çünkü beşinci sır sağlık takibinde. Sağlığınız yönetilebilir bir süreç. Çoğu hastalık akşam yatıp sabah gelmiyor. Ve zaten o akşam yatıp sabah gelen hastalıklara tıp çare buluyor. Yani artık kimse ateşli hastalıktan kolay kolay ölmüyor. Kimse apandisit patlatı için kaybedilmiyor. Kimse akciğerinde bilmem su topladığı için yok olmuyor. Hep kronik hastalıklardan ölüm vuku buluyor. Hayat kalitesi hep kronik hastalıktan dolayı bozuluyor. Neden korkuyorsunuz siz bugün yaşlanıyorken? Yaşlanınca acaba belleğim bozulur mu? Yaşlanınca acaba dizlerim, kalçam, romatizm olur da tuvalete gidip gelmekte zorluk çekebilir miyim? Doğru. Yaşlanınca acaba denge bozukluğum olur mu filan diye korkuyorsunuz. İşte bu mesele, sağlığın yönetilebilir olduğu meselesi çok önemli. Yıllık sağlık kontrollerinizi düzgün yaptıracaksınız. Sağlık problemlerinizi ciddiye alacaksınız. Sağlıkla ilgili kararlarınızı çok ciddi bir şekilde takip edeceksiniz. Aşınızı yaptıracaksınız. Arabanıza binince kemerinizi takacaksınız. Doğru. Bir inşaata girince kafanıza baret takacaksınız. Motosiklete bisiklete binince baret takacaksınız. Kayak yapıyorken baret takacaksınız. Yani kişisel güvenliğinizi mutlaka ve mutlaka ön plana alacaksınız ki ani bir şeyde ayakta kalabilecek bilesiniz. Bunun üzerine daha pek çok faktör ekleyebiliriz ama mutlaka iyi uyuyacaksınız. Uyumadan olmaz. Uyumanın da kalitesini önemseyeceksiniz. Ne dedim? İyi uyuyacaksınız. 6 saat uyuyun, 5 saat uyuyun. Çünkü yaşlandıkça uyku süresi kısalır ve yeter. Ama adam gibi uyuyun. Güzel uyuyun. Bebekler gibi uyuyun. Onun bir çaresini bulun. Benim insanlara, bizi izleyenlere tavsiyem şu. Karnım ağrıyor diye doktora gittiğiniz gibi benim uyku sorunumu çöz arkadaş diye doktora gidin. Uyku uzmanları var. Nörolojinin bir bölümü uyku bölümü haline geldi ve çok değerli uzmanlar yetişti orada ve bizlere çok ciddi yaşam bir alan. Sağlığı için kesinlikle. Son derece olmazsa kesinlikle. Olmaz şarj alanı diyelim. Kesinlikle. Değil kesinlikle. Mi? Ve mutlaka ve mutlaka ruhu yoran şeylerden uzak duracaksınız. Yani stres midir o, depresyon mudur o, korku mudur o, endişe midir o, kaygı mıdır neyse ondan uzak duracaksınız. Çünkü gerçekten pek çok şeyi tetikliyor. Biraz önce konuştuk zonaya ne bağlantısı var? İşte var, bu bağlantısı var. 65'inde zon olduğunuz zaman o zonayla hayatınız sonlanabiliyor. 75'inde çok daha zor. 80'inde zona geldim. İnanılmaz problemler sizi bekliyor olabilir. Ağrısı da daha fazla oluyor. Her şeyi fazla. Yani burada bağışıklık gücü
sağlıklı ve uzun bir ömrün önemli anahtarlarından biri. Tekrar onu gündeme getirmemiz gerekiyor. Bu bölüm için süremizi tamamladık ama bir şey sormadan edemeyeceğim. Başta da söylemiştim. Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Bütün dünyada öyle. Evet, Türkiye'de de şöyle bir hatırlamak için bakıyorum. TÜİK rakamlarında erkeklerde 75,3, kadınlarda 80,7. 4-5 yıl fark var. Fark var. Bu farkı erkekler bir türlü kapatamıyor. Bu fark ülke medenileştikçe küçülüyor. Sağlık hizmetleri iyileştikçe küçülüyor, kötüleştikçe büyüyor. Mesela Ukrayna'da yanlış hatırlamıyorsam 17 yıl fark var. 17. Evet, çünkü çok alkol tüketiyor erkekler. Evet. Hiçbir şekilde güvenlik tedbirlerine bakmıyorlar. Hiçbir şekilde beslemelerine dikkat etmiyorlar. Doğru. Vesaire. Ama kadınların neden erkeklerden uzun yaşadığını bir gün konuşabiliriz. Burada bizim kapatmamız mümkün olmayan bir fark var zaten. Amerika'da da bu böyle. Okinawa'ya gidin. 100 sene yaşıyor Okinawa'ların önemli bir bölümü. Ama kadınlar 102 yaşıyor, erkekler 98 yaşıyor. Orada da yine fark var. Evet. Şöyle bir baktım da Endonezyalı Goto Mayıs 2017'de 146 yaşında ölmüş. O sabır ve hayata pozitif bakmak demiş. Uzun ömrün sırrında. 117 iken ölen Morona da o İtalya'da ölüyor. Her gün iki çiğ yumurta içtim, yedim demiş. O öyle görmüş ve sevgi aile bağlılığına dem vurmuş. Bu hikayeler aslında bitmiyor. Evet. Yani her hafta bir gazetede uzun ömrün sırrı bulundu haberi çıkar. İki hafta önce yine çıktı. Haber aslında 2004'ten kalan bir haber. Üzüm kabuğundaki resveratrol maddesi. Bir gün resveratrol konuşalım. Üzüm kabuğu, siyah üzümün kabuğundaki. Evet. Ama sadece üzümün kabuğunda değil, asmanın yaprağında da var. Üzümün gövdesinde de var ve gerçekten uzun ömrü sağlayabileceğine emin olduğumuz bir madde. Onun için zaten bu işte üzümdeki sır diye konuşuyoruz. Resveratrol diye bir madde ama bir tek resveratrolü yutarak hapla ya da üzüm yiyerek uzun ömür sürebilirsiniz. Peki, güzeldi. Şimdi gidelim sokağa. Tabii. Doğrudan siz soracaksınız hangisi doğru diye. Kamera kayıtta, mikrofonu uzatacağız. Soru sorma sırası zira sizde. Hazır mısınız? Buzlu çay mı, ayran mı? Buzlu çay mı, ayran mı? Çay evde yapılırsa tabii ki herhalde, değil mi? Siz böyle seyircilerden soru gelecek deyince ben imtihana giriyormuş gibi hissediyorum kendimi. Gittikçe sorular ağırlaşıyor. Ayran, hiç burada tartışma götürmez. Buzlu çay değil, ayran. Neden? Çünkü ayranda protein var, ayranda şeker yok. Ayranda yağ var, ayranda probiyotik var, ayranda prebiyotik var, ayranda her şey var. Ayran. Ama çayı buzlu içecekseniz şeker koymayacaksınız yine. Bir de ortak bir toplu yanlış içindeyiz toplum olarak. Bir buzlu çay modasıdır gidiyor. Çoğunun hepsi içi fruktoz kaynıyor. Aman dikkat. Çocuklarınıza sağlıklı diye sakın. Evet, maalesef böyle bir şey var. Çok büyük tehlike. Meyve suyu neyse buzlu çay da aynı şey. Öyle düşüneceksiniz. Peki. Bir soru daha geliyor sizden. Susam mı, chia mı? Chia'yı son zamanda çok duyduk. Hangisi? Chia yeni bir şey. Yeni bir şey derken bizde yeni. Evet. Bize yabancı bir gıda. Onun için biraz pahalı, ithal ediliyor. Çok güçlü bir omega 3 bombası. Keten tohumu gibi. Ama keten tohumuna göre kullanımı daha kolay olan, daha lezzetli. Salataya ekleniyor, yoğurda ekleniyor. Chia'lı bir takım karışımlar yapılabiliyor filan. Ama susamın da kendine göre marifetleri var. Yani şimdi ikisini mukayese etmek biraz zor. Çünkü susamın da çok ciddi bir koenzim kaynağı olduğunu, iyi bir posa kaynağı olduğunu, iyi bir arginin kaynağı olduğunu, iyi bir mineral kaynağı olduğunu biliyoruz. Peki hangisi? Yani salata yapacaksanız susam değil. Yoğurtla karışacaksanız susam değil. Yine chia o zaman, chia diyelim. Peki öyle gelsin. Bir soru daha geliyor sizden. Egzersiz sonrası yemek yemeli miyim, yememeli miyim? Genç bir arkadaşımız. Ne zaman yemeli? Egzersiz sonrası ne zaman? Hangi egzersizi yaptığınıza bağlı, hangi sporu yaptığınıza bağlı biraz, ne süreli egzersiz yaptığınıza bağlı. Ama egzersizden hemen sonra yemek yemenin pek doğru olmadığı kesin. Yiyecekseniz de bir yaklaşık 20 ile 30 dakika geçsin, proteinli bir öğün alın, daha akıllıca bir iş yaparsınız. Bir soru daha geliyor sizden. D vitamini için süt mü içmeliyim, güneşlenmeli miyim? Genç bir arkadaşımız hani süt için yetmez. Yetmez değil mi? Yani bir kamyon süt içseniz, bir saat güneşlenseniz bir kamyon sütten çok
D vitamini vücudumuzda oluşur. Gerçekten. Evet. Vücudumuzun normal D vitamini depolama ihtiyacının %90-95'ini güneş karşılıyor. %5'ini süt, yoğurt, balık, ıvır zıvır karşılıyor. Onun için güneşlemeden bu işi çözemeyiz. Bir soru daha sizden geliyor. Hazır mısınız? Soğukta mı, sıcakta mı uyuyalım? Nerede uyuyalım? Güzel soğukta, soru. Sıcakta değil mi güzel? Yani oda ısısı düşük ise uyuduğunuz odada uykunun derinleşme ihtimali biraz daha fazla. Tabii çok soğuk odada yatmayın. Kondisyonuna zatürre olacak hale gelmeyin. Ama prensip şudur. Serin oda diyelim, soğuk demeyelim. Serinde uyumak daha sağlıklı bir uyku sağlar. 23 derece. 23 derece, 24 derece, 22, 24 aralığı diyebiliriz. Peki. Şimdi gidelim iki haber vermeye. Haberimiz var. Biri iyi, biri kötü. Sizce hangisi önden gelecek? Tabii ki iyiler önden gelecek haber olsa da. Diyor ki haber, köpek balığı kıkırdağı Alzheimer'a çare olabilir. Köpek balıkları hiç Alzheimer olmuyor diye mi? Hayır. Çok güzel bir haber seçilmiş burada. Köpek balığının bünyesinde ürettiği bir protein var. Squalen dediğimiz bir protein. Aha. Squalen. Bu proteinin bir takım marifetleri olduğu kesin ama daha çok net oturmadı. Yıllar önce kanser önler diye pazarlandı uzun süre squalen. Gerçekten de anti kanser etkisinin olabileceğini gösteren bir iki yayın var ama çok çoğalmadı, zenginleşmedi o yayınlar. Sonra köpek balığı kıkırdağı eklemeye geliyor filan squalen öyle pazarlandı. Onda da bir faydası olduğu var ama çok ciddi değil. Fakat bu enteresan bir yayın, güvenilir bir yerden çıkan bir yayın. Alzheimer'in oluşumunda söz konusu olan bir proteinin etkisini önleyerek Alzheimer oluşumunu geciktirebiliyor, bloke edebiliyor. Bu önemli bir buluş olabilir. Keşke olsa. Önemli bir buluş olabilir. Mi? Sadece Alzheimer'de değil, Parkinson'da da aynı squalenin etkisini olduğunu düşündürüyor. Bu mekanizma aynı mekanizma çünkü. O protein, beyindeki dopaminin hücreye girişini, kanalını açan protein çok önemli bir yapı ve bu squalen orada önemli işler görüyor gibi. Evet, görüyor. Tam da uzun ve sağlıklı, daha doğrusu sağlıklı ve uzun yaşamı konuşurken bu nereden geliyor? Köpek balığına bile sıra değil geliyor mi? Değil mi? Değil mi? Kötü haber de diyor ki bizi glifosat zehirliyor. Nedir glifosat? Bu çok önemli bir tehdit. Bunun konuşulması lazım. Enteresan bir şekilde ben bir hafta kadar önce akşam üzeri yürüyüş egzersizimi yapıyorken, televizyonda haber izlerken bizim ihraç ettiğimiz meyvelerin neden Rusya'dan geri döndüğünü filan konuşurken orada da benzer bir konu vardı. Bu kanserojen bir madde. Herbisit yani ot yok edici. Yani siz meyve yetiştiriyorsanız, sebze yetiştiriyorsanız, o otlarla onun kaplanmasını istemiyorsanız bunu sıkıyorsunuz. Yani tarım ilacı. Ve glifosat orada otların yetişmesini önlediği için siz daha kaliteli, daha iyi ürün alıyorsunuz, daha çok alıyorsunuz. Ama orada? Ve çok ölçüsüz kullanıldığı kesin. Hatta çoğu ülkede yasaklandı, yanlış bilmiyor isem. Kaliforniya Mahkemesi'nde tüketiciler dava açtılar. Bunu üreten firmayı mahkemeye verdiler. Enteresan sonuçlar çıkacak. Ona dikkat etmek lazım. Buradan çıkaracağımız sonuç şu. Evet. Yiyip içtiklerimizi çok iyi yıkayalım. Babamız olsa güvenmeyelim. Organik diye satılıyor ise bile güvenmeyelim. Çok güzel yıkayalım. Yıkayalım. Tekrar yıkayalım. Değil temizleyelim. Mi? Akan bol suyla. Evet, lütfen. Çok önemliydi. Kötü haberdi bu ama en azından iyi mesaj çıktı içerisinden. Umarım. Şimdi gidelim şifa niyetine bir hap vermeye. Yaşam reçetesinin sonunda bir de hap geliyor. Tabii ki şifa niyetini. Son derece masum, son derece hayatın içinden Osman Müftüoğlu farkıyla. Sorular da sizden geliyor. Biliyorsunuz artık. Adresi de biliyorsunuz ama söyleyelim. Yaşasın Hayat NTV. Yaşasın Hayat NTV. Twitter hesabı. Sorunuzu gönderin. Hap niyetine sizlere geri gelsin. İşte onlardan biri. Diyor ki, soru diyelim, başlık diyelim. Bacak ve kalça sıkılaştırmanın en kolay yolları neler? Evet. Böyle öğrenciler arasında vardır ya, zor yerden geldi. Zor yerden.
biraz zor geldi. Şimdi bu bacak ve kalça sıkılaşması meselesi özellikle 45 sonrasında kadınlar için büyük bir problem. Erkeklerin pek bu şeye dikkat ettiklerini zannetmiyorum ama kadınlar çok dikkat ediyor. Çünkü ister istemez yer çekiminin etkisiyle aşağıya doğru sarkmalar başlıyor. Kalça genişlemeleri başlıyor. Bunun temel çaresi bizim o pek önemsediğimiz ileri yaş için, düşmemek için, denge için önemsediğimiz çömelme egzersizleri. Squat yani bildiğimiz oturup kalkma egzersizleri yapmak. Günde 3 veya 4 defa. Önce 5'lik tekrarlarla, sonra 10'luk, sonra 15'lik, sonra 20'lik olağanüstü bir faydası var. Bu ilaç niyetine bunu kullanabilirler. Bu bir. Yürümenin kendisi biraz kalça ve bacak sarkmalarına karşı iyi bir önlemdir. Pilates iyi bir önlemdir. Özellikle reformer pilates yani biraz daha bilinçli hoca ile yapılan pilates, beli sakatlamadan yapılan pilates özellikle önemli. Beraberinde daha çok kas kazandıran her şey. Yani ayağınıza yapacağınız her türlü ağırlık çalışması. Yani ağırlık takıp bacağınıza yukarıya doğru kaldırıp indirmek, bacağınıza itme çekme egzersizleri yapmak. Bütün mesele şudur. Kemik erimesi kadar daha önce de söyledim, kas erimesi önemli. Kaslarımız eridiği için sarkıyoruz. Kaslarımız eridiği için düşüyoruz. Kaslarımız eridiği için yorgun kalıyoruz yaşlanınca. Yani bir bütün olarak bakalım ve kası ne kadar çok yaşlılığın içine sokabilirsek o yaşlılığın daha dinamik, daha dinç, daha formda, daha görüntüsü güzel, daha az kilolu bir yaşlılık olacağını unutmayalım. Evet. Daha hareket, sağlıklı, bereket. Daha evet. Uzun bir ömür için. Evet. Çok teşekkürler. Ben hem teşekkür kendi adıma hem de izleyicilerimiz adına Yaşasın Hayat Yetiştirecek Yaşam Tüyoları Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'ndan geldi. Dediğimiz gibi yaşasın hayat dedirtebildiysek ne mutlu bize. Umarız iyi haberler gelir, iyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın.